Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 80 numara The Social Network. O sırada 26 yaşında olan Mark Zuckerberg'in hayatı film olduğunda kimse o kadar heyecanlanmamıştı. Ama David Fincher yine dahasını konuşturarak bir bilgisayar nördü üzerinden koca bir jenerasyonun portresini çıkarıp bize antolojilere girecek bir başyapıt hediye etti. Sosyal ağ, özelde Facebook'un kurucusunu anlatsa da büyük resimde Y kuşağını ve 2000'lerdeki milenyum çağını anlatıyor. Aaron Sorkin'in duvara asmalık senaryosu ve Fincher'ın cambazlık seviyesindeki yönetmenliği, bir neslin internet ve sosyal ağlarla değişen alışkanlıklarını, bir anlamda dünyayı değiştiren bir sitenin Harvard'da nasıl ortaya çıktığını önümüze seriyor. Bugüne dair daha iyi bir öngörüye sahip olmak için bile sosyal ağı izlemelisiniz. Ne de olsa Mark Zuckerberg'in kendisinden bile daha zeki bir filmden bahsediyoruz. Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 79 numara A Separation. İran sinemasının bir zirvesi varsa 2011 yapımı A Separation o zirvenin kendisidir. Orta üst sınıftan bir çift boşanma kararı alınca adam Alzheimer hastası babasına bakmak için gündelikçi bir kadın tutar. Günler sonra yaşanan bir olay ve akabinde gösterilen tavırlar filmin itici gücüne dönüşür. Farhadi her filminde yaptığı şeyi yine yapıyor. Önce biz seyircilere eksik bilgiler verip kişilerin olayla ilgili beyanatlarını izletiyor. Bu sayede biz insanların olayları kendi gözünden değerlendirmesi üzerinden doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Biz hakikate ulaşmakla meşgulken yönetmen çaktırmadan bireyi, ahlaki değerleri, toplumun gerçek yüzünü, cinsiyet ve sosyal sınıflar arasındaki çatışmayı ve insan doğasını ifşa ediyor. Usta yönetmen keskin ve zekice kalemiyle bizi her defasında bir şekilde yaralıyor. Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 78 numara Lost in Translation. Francis Ford Coppola'nın yönetmen kızı Sofia Coppola ilk filmiyle bize sinema tarihinin en zarif yapıtlarından birini armağan eder. Bir ekran filmi için Tokyo'ya gelen Amerikalı bir oyuncu yaşadığı kültür şokuyla Japonya'da hem ruhen hem zihnen hem de fiziksel olarak kaybolur. Artık karısıyla da iletişimi kopmuş olan Bob, tatların, kokuların, seslerin, renklerin ve algıların değiştiği bu ülkede yine kendisi gibi kaybolmuş Charlotte ile karşılaşır ve beraber Tokyo'yu başka bir gözle görmeye başlarlar. Yönetmen, akıllı bir tercihle gerçek hayatta çift olarak yakışmayacak iki oyuncuyu seçerek bunun basit bir romantik ilişki gibi algılanma riskini de ortadan kaldırır. Lost in Translation, iki yalnız insanın yalnızlıklarını birleştirip tek bir yalnız olarak hayatlarını tekrar keşfe çıktıkları sade, süssüz, yine de dokunaklı ve içten bir yolculuk. Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 77 numara Burning. Genç bir kadın karşısında oturan kişiye pandomimin asıl hilesini anlatır. Olay, elinde bir portakal olduğunu düşünmek değil, elinde bir portakal olmadığını unutmaktır. Ve Burning tüm anlatısını bu cümle gibi kuruyor. Haruki Murakami'nin kısa bir öyküsünden uyarlanan bu tekinsiz film, bizi belirsizlik ve bilinmezliğin peşinde sürükler. Orada olanla değil, olmayanla ilgilenen, görünenden çok görünmeyene ihtimam gösteren, kurduğu atmosfer ve yarattığı hisle bütün duyularınıza hitap eden bir esere dönüşüyor. Eğer doğrusal ve alışılmış bir hikayenin peşine düşmekten vazgeçip kendinizi Burning'in kollarına bırakırsanız size pür ipak bir sinemasal haz vaat ediyor. Özellikle Kuzey Kore ile Güney Kore sınırındaki o meşhur gün batımında dans sahnesine geldiğinizde sinemayı neden sevdiğinizi bir kez daha anlayacaksınız. Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 76 numara After Hours. After Hours, değeri henüz tam anlaşılmamış bir delilik. Sıkıcı bir işte çalışan sıradan adamımız, tanıştığı güzel bir kadının telefonunu alıp gece evine gitmeye çalışır. İşte sabaha kadar durmayacak olan lanet ve uğursuzluklar silsilesi tam da burada başlar. Çünkü gece boyunca Paul, elini neye atsa kuruyor ve bir aksilik bir diğerini doğuruyor. Tam artık kurtulacak derken, öncekine rahmet okutan yeni bir bela geliyor başına. Biz de gece boyunca Paul'la beraber aynı kabusu yaşayıp bir an önce uykudan uyanmak istiyoruz. Ama Scorsese bütün yönetmenlik hünerlerini kullanıp bir cambaz gibi bizi New York sokaklarında duvardan duvara çarpıp bu uğursuzluk girdabının içine hapsediyor. Safdie kardeşlerin Good Time'ına doğrudan ilham veren bu elektrikli film sizi nefessiz bırakacak sürrealist bir kabus komedisi.
Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 75 numara Dog Day Afternoon. Sidney Lumet'in bu soygun draması 70'ler Amerikan sinemasının en önemli yapımlarından biridir. Yaşanmış gerçek bir olaydan uyarlanan filmde yılın en sıcak günü acemice banka soymaya çalışan Sunny ve Sel'in hikayesini izleriz. Niyetleri 15 dakikada işi halledip çıkmak olan ikili, işler ters gidince rehinelerle beraber bankada kısılıp kalırlar. Acemi halleriyle ilk soygunlar olduğunu da hemen anlarız. Ama bu sıradan bir soygun filmi değildir. Sunny, soygun sayesinde oluşan bu kısa şöhretini ezilen ve ötekileştirilenin hakkını söylemek için de kullanır. Film bir ikindi vakti başlayıp gece yarısı biter. Sadece bankanın içi ve dışarıdaki polislerin göründüğü kısıtlı bir mekan kullanımı vardır. Ama yönetmen, 12 Kızgın Adam'da da yaptığı gibi bu tek mekanı, filmin güçlü hikayesi, Al Pacino'nun dev oyunu ve dramatik zirveleriyle soluk soluğa bir filme çeviriyor. Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 74 numara Dial M for Murder. Tony, karısıyla aşk yaşadığından şüphelendiği polisiye yazarı Mark'a kusursuz cinayete inanıp inanmadığını sorar. Mark, inandığını söyler ama sadece kağıt üzerinde. Hitchcock'un görece az bilinen bu harikası bize kusursuz bir cinayetin anatomisini sunuyor. Karısını öldürüp parasına konmak isteyen Tony kusursuz bir cinayet tasarlar. Peki gerçekten kusursuz cinayet var mıdır? Film klasik kim yaptı, suçlu kim gibi bir gizem yerine bize müstakbel katilini zaten bildiğimiz bir cinayet planının bizzat kendisini gösteriyor. Ve kusursuz planın nerelerde ters gidebileceğini, insanı ele veren acemilikleri, bir dedektif romanı gibi sayfa sayfa, plan plan, detay detay açıyor. Bizimle kedi fare oyunu oynayan yönetmen, tüm bu marifetleri sadece bir salon ve odanın içinden yapıyor. Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 73 numara Lawrence of Arabia. Yıllarca Türkiye'de yasaklı olan bu film, çoğu yönetmen ve otoriteye göre hem teknik ve anlatım hem de kompleks bir karakter oluşturmada neredeyse kusursuzdur. Filmde 1. Dünya Savaşı'nda Arapları Osmanlı'ya karşı ayaklandırmak ve bir gerilla mücadelesi başlatmak için İngiliz hükümeti tarafından görevlendirilen T.E. Lawrence, namı diğer Arabistanlı Lawrence'ın hikayesini izleriz. Hem bir asker ve diplomat hem de bir aydın olan Lawrence, Arap Yarımadası'nda yaptıklarıyla bir anlamda tarihin gidişatını değiştirir. Zekası ve insan yönetme kabiliyetiyle iki tarafın da saygısını kazanan bu kusurlu karakter, ulusları manipüle ederken kendi içindeki şeytanlarla da savaşır. Film, epikliği, çölü kullanma şekli, yarattığı imgeler, müzik ve oyunculuklarıyla 4 saatlik destansı bir mucizeye dönüşüyor. Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 72 numara Bir Zamanlar Anadolu'da. Savcı, polis amiri, jandarma, doktor, katil zanlısı ve ayak işlerini yapacak ekip Anadolu'nun tamamı birbirine benzeyen kör karanlık yollarında bir ceset aramaya başlar. Ve bu arayış tüm gece sürecektir. Ama biz ne katili ne de cesedi umursarız. Biz sadece araba farlarının aydınlattığı bozkır ıssızlığında tepeden tırnağa Anadolu insanının gece boyunca birbirleriyle sohbetlerini, arkadan konuşmalarını, güç karşısında yapılan yalakalığı, küçük hesaplarını ve garip şakalarını izleriz. Taşra ve devlet bürokrasisi o kadar büyük bir çıkmazdır ki artık değişim için ne kimsenin umudu vardır ne de bunun için mücadele edilir. Herkes için o gece olsa olsa Bir Zamanlar Anadolu'da ücra bir yerde görev yaparken işte başımdan böyle böyle olaylar geçti diye anlatılacak zifiri karanlık bir Anadolu masalıdır. Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 71 numara Dogtooth. Gariplik hoşunuza gidiyorsa Yunan Tuhaf Dalgası'nın ünlü yönetmeni Lanthimos tam aradığınız adam olabilir. Yönetmen, Dogtooth filminin ilk anından itibaren tuhaf bir dünya kuruyor ve bu tuhaflığı gittikçe arttırıyor. Filmin başında iki kız bir erkek kardeş günün kelimelerini bir teypten öğreniyorlar. Deniz, ağaçtan kolları olan deri bir koltuk. Otoban, güçlü bir rüzgardır. Tuzluğa telefon derler. Kedi ise insanın en büyük düşmanı. Birazdan anlarız ki ebeveynleri çocuklarını dış dünyanın kötülüğünden korumak için paralel bir gerçeklik yaratıp çocukların orada yaşamalarını sağlıyor. Bu yüzden de çocuklar her şeyi yanlış öğrenmiş. Dogtooth bir aile üzerinden iktidarın, toplumsal uzlaşının, totaliter rejimlerin alegorisini kurup sert, vahşi, tuhaf ve soğuk bir filme dönüşüyor.